Esasında dalgalı bir seyir seyreden bir hastalıkla ve salgınla karşı karşıyayız. Yaklaşık bir yılı aşkın süredir. Ve ilk dalgayı Mart-Nisan'da yaşamıştık 2020 senesinde. İkinci dalgalanma süreci Eylül-Ekim-Kasım aylarında olmuştu. Şimdi de üçüncü bir dalgayla karşı karşıyayız. Şimdi bizim halen daha pozitif oranlarımız artmakta. Tabii bunun bir seyri olduğunu, Kasım ayındaki salgının seyri ve Mart-Nisan'daki seyrindeki artış oranlarına ve seyrine bakıp bir analiz yapıyoruz. Bu analiz neticesinde de bunun birkaç hafta daha en fazla yükseleceğini öngörüyoruz. Ondan sonra düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Tabii bu yükselme şiddeti ve süresi insanların uyumuna da bağlı. Bu çok önemli bir şey. Yani bizim önümüzdeki Nisan'ın ortasına itibaren en geç bu vaka sayılarındaki artışların düşeceğini öngörüyoruz ama bu Kasım'daki ve Mart'taki simülasyonumuzun karşılığında öngörümüz bu. İnsanlar uyum gösterirse bu süreç daha da kısalabilir. Türk toplumu bu konuda şu salgınla mücadelede dünyaya örnek olan toplumlardan biriz. Sağlık sistemiyle, ekonomik gücüyle, ya yani emin olun dünyanın en iyi salgına mücadele eden ülkelerinden bir tanesiyiz. Yani İstanbul'da sadece son bir senede 6030 yatak ilave edildi. 8 tane hastane açıldı. Yani devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yönetimimizin sağlıkla ilgili yok yok dedirtmediler bize hiç. Onun için bu konuda gerçekten toplumun da bu uyumu gösterdiği sürece bu salgınla mücadelede başarısızlık şansımız yok. Bizim tek tedirginliğimiz çok fazla hastanın hastaneye gelip yoğun bakımlarda kalması ve hayatlarını kaybetmesi. Bizim için tek bir insanın ölümü bile çok değerli ve onu ölmemesi için her türlü çabayı harcıyoruz. Bütün toplumun da buna katkıda bulunmasını bekliyoruz. Kesinlikle üçüncü pik yaşıyoruz şu anda. Kasım'da tabii pozitif oranlarımız şu andakinden yaklaşık 7-8 puan yukarıdaydı en üst noktasında. Ve yatışlarımız da yaklaşık şu andakinin yaklaşık 2 katıydı. Ama bu trend, pozitif trendi halen daha yükselmeye devam ediyor. Onun için insanların Kasım'daki gibi gerçekten çok büyük bir dalga yaşamamamız için özellikle bu 15-20 günde çok hassas olmasını bekliyoruz.